üzere her yer her yerde diyebiliriz. Yani şu an baya baya dağınık ama toparlayacağız. Ay, çünkü hastalıktan yeni yeni kalkıyoruz ikimiz de, Oğulcan da ben de. Bugünü temizlik günü ilan ettik. Biraz temizlik yapalım ki hani, çünkü hasta olunca hiçbir şey yapamadık haliyle. Ne video geldi ne başka bir şey, hani gelecek diye düşünüyordum, yapabilirim dedim ama olacak gibi değil arkadaşlar, o yüzden çok büyük sıkıntı. Eline dağılmış Dyson'ı. Tamam ya. Şimdi benim açmam gereken bir sürü kargom vardı aslında. Ama artık son güne kalmış oldu. Kurana kadar neler çektik. Ay şöyle mi, böyle mi? Şuraya mı takacağız, buraya mı takacağız diye. Kasmıyor. Bu rüyama bak çok geldi. Bir şey yapıyorduk burada, oldu mu? Orada biraz yukarıda gözüküyor. Orada bir şey vardı. Bir olayı vardı. Yılbaşı ruhuna uygun olsun diye, tamam mı? Döşemeleri de kırmızı almıştık aşkım. Evet, masayı uzattık. Güzel oldu. Fena değil bence. Evet, şimdi gelelim kargolarımıza. Şimdi masa örtüsünü bir önceki o masa örtüsü serişimdeki o yüzünü hatırlıyorsunuzdur belki. Yanlış sipariş etmişim ölçüsünü. O yüzden hemen iade ettim ve doğru ölçüden sipariş ettim. Çok güzel. Böyle dokusu bayağı iyi. Aynısının büyüğü. Hemen açıklama kısmına da linkini eklerim, nereden aldığımı. Aldım.
açtığımız için olmuyormuş. Ne gülerim var ya. Gayet oldu. Bence güzel. Bir de peçeteler var. Ama peçete katlamayı bilmiyorum. Deneyeceğim. Hemen Pinterest'ten açıp bir bakacağım nasıl katlanıyor. Bir de peçeteler için şöyle Karaca'dan minnoş bir şeyler aldım. Şunun güzelliğine bakın. Evet, bu peçeteler için. Ya peçete yüzüğü diye geçiyor aslında. İki tane aldım böyle. Fazla alabilirdim ama fiyatları biraz pahalı. Onun için iki tane alayım dedim. Zaten şu an iki kişiyiz diye düşünerekten. Çok güzeller. Güzelliklerine bakın. Çok cici. Farklı farklı bir sürü böyle yapıda olanlar vardı. Kardan adamlısı falan da vardı. Ben en çok bunu beğendim. Onu da linki eklerim. Böyle LCV2'den içi çam ağaçlı, karlı, led ışık almıştım. Bunu Ikea'dan almıştım. Ama Ikea'dan Şam'dan almamıştım. Şam'danı Trendyol'dan aldım. Bir süredir gerçekten açılmayı bekliyorlar. Tam açacağım hafta hasta olduğumuz için böyle bütün planlar suya düştü. O kadar fazla fikir vardı ki aklımda. Böyle ajandada fikir olarak kaldılar ne yazık ki yani. Çok üzücü. Ve evet, Ikea'dakilere göre gerçekten çok daha ucuzlar ve gayet de güzeller. Güzel de paketlenmişler. Linki hemen açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve diğer aldığım bütün yılbaşı için olan dekorasyon ürünleri, süsleri vesaire hepsini aynı linke koyuyor olacağım. Her şey orada yani. Tek elden bakabilirsiniz. Güzeller. Böyle üç farklı boyutta. Çok ağır değiller ama çok böyle hani hafif olup da kalitesiz bir hissiyat da vermiyorlar bence. Bunlar gayet güzel. Ama çok güzel bir sıkıntımız var. Bunlar buna girmiyorlar. Şaka! Tabii ki Ikea kendi şamdanlarına göre yapmış. Ya bir tık böyle kenarından almamız lazım. Küçük geldi buna yani.
Bıçakla kesin misin sonra? Ya şu kısmından birazcık yontarsan anca olur da. Şimdi bir de benim böyle peçetelerim vardı. Ben bir de Pek Shop'tan yine. Eğer nişan hazırlıkları videomu izlediyseniz Pek Shop'ta çok güzel parti malzemeleri ve sofra malzemeleri olduğunu görmüşsünüzdür. Yılbaşı için de çok güzel şeyler çıkartmışlar. Hemen onları da açıyorum. Pek çok. Sıkıntı yok. Şunların güzelliğine bakın. Müthiş. Biz tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi önce yılbaşı temalı olanlardan başlayalım. Böyle 2023 baskılı siyah peçetelerden aldım. Bir de böyle kırmızı üstüne yine geyik baskılı. Çok güzeller. Evet, gerçekten şarap sevgimi kimse sorgulamasın diyeceğim. Tırnağımda bile şarap var. Çok güzel. Sana da göstereyim. Oğulcan da görmedi. Bir de aslında bunu karbon doldurmak için aldım. Bunlar kalpli balon. İster içine helyum doldur, ister hani normal şişir. Tabii şişik değilken hiçbir şeye benzemiyor gerçekten. Ay, dümdüz yuvarlak gibi gözüküyor. Ya bir de geçen sene falan aldığım birkaç çeşit balon da var aslında benim. Ben yine doğum günümde falan gittiğimde yılbaşı ürünleri vardı. Birkaç bir şeyler almıştım. Ama bilmiyorum, şişirir miyiz yarın? Gider miyiz? Yani bakalım. Yani yakınlarda böyle parti malzemeleri satan bir yer var aslında. Bizim buraya yakın. Hani gitsek desek ki bizim hani böyle balonumuz var, şişirir misiniz? Ona göre ücretin ayrıdır bence. Şişirir. Niye yapmasın ki? Çünkü neden olmasın? Baston şeker şeklinde de var bende şu an. Şey yapayım ya, şimdiden hazır edeyim mi ya? Yarın hazırlık olsun bari. Yapmışken. Bunları da belki çok görmüşsünüzdür zaten. IKEA'dan aldım. Ama Trendyol'da da muadil bir sürü ürün var. Bakabilirsiniz. Bunu SY2'den aldım. Son gittiğim o... En son vlog muydu acaba? Yoksa ondan daha önceki miydi? O vlogda gösteriyorum aslında. Bu da bayağı güzel. Bunu nereye koysak acaba?
var. Şimdi buraya aslında o daha öncekini koyacağım. Şöyle ortaya. Ama bunu nasıl yapsam valla ben de bilemedim. Bu ağacın altına koyalım istiyorsan. Pikabın alt kısmına mı şöyle yapıştırsam diye düşünüyorum. Sallantılı olsun. Bunu masaya koymayalım bence. Çünkü arkadaşlar masaya bunu koyacağım. Masanın orta kısmında bu daha güzel duruyor. Bunu pikabın alt kısmına götürüyorum. Küpelerimle ben karşınızdayız. Tabii ki günün anlam ve önemine ithafen yılbaşı kurabiyesi yapacağız. Her sene istisnasız mutlaka yılbaşı kurabiyesi yapıyorum. Sadece yılbaşı kurabiyesi üzerine bir tarif videom vardı. Haydi başlayalım. Şöyle bir bardaktan daha az toz şeker. Ondan sonra 100 gram tereyağı. Yumurta.
çünkü yoğururken sonra ihtiyaç olacak. Birer tatlı kaşığı kabartma tozuyla şekerli vanilin kullanıyorum. Yine isteğe bağlı. Hani ben yine bunlardan ya birer tatlı kaşığı atabilirsiniz aslında içine. Ama ben çok yoğun tarçın tadı pek sevmiyorum. Bir de bana dokunuyor. Onun için hani tarçından daha az, zencefilden daha çok atacağım. Hani siz yine isteğinize bağlı değiştirebilirsiniz tarçın ve zencefili yani. Bu arada aman diyeyim, kabartma tozunu çok abartmayın çünkü kurabiyelerin fazla kabarmasını istemezsiniz. Özellikle bir de üstünü süsleyeceğimiz için üstünün çok bombeli olmaması gerekiyor. Daha az attım. Ardından iki tane de yumurtam var. Ve geriye kalan tamamen sizin bilek gücünüze bakıyor. Hemen yoğurup dönüyorum. Artık şekillendiler. Şimdi 175 derecede ısıttım. Fırınımda bir 15 dakika falan üstleri böyle kızarana kadar pişecekler. Hadi bakalım. Bende iki tepsi çıktı. İki tepsiyi aynı anda atmayacağım çünkü üstlerinin tam olarak hani istediğim renge geldiğini anlayabilmek istiyorum.
Evet, yeni pijamalarımı da giydim ve uyumaya hazırım. Saçlarımı kuruttuktan sonra tabii. Herkese iyi geceler.